hemen hızlıca önerilere geçeyim. Sorunlardan başlayacağım ama sorunlardan önce şunu söylemek istiyorum. Bir kere Türkiye'de herkes hayvancılıkla uğraşmamalı. Her önüne gelen bu işe yapmamalı. Her önüne gelen ve ciddi anlamda bir belgesi olmalı. Yani çiftçilik bir ünvan olmalı veya buna benzer bir ünvan verilmeli ve her önüne gelen bu işe girmemeli. Finans bilmeniz lazım, beslenme, ve, her şey. Ve bu konunun içinden gelen meslektaşlarım, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimleri hariç tutarak söylüyorum. Geleneksel hayvancıların dahi belli bir eğitimle bu işi yapabiliyor olması lazım ki bu işi gerçek manada karşılığını bulabilsin deyip hızlıca geçiyorum. Tabii işçi sorunu gerçekten ciddi bir sorun. Sezgin Hocam da söyledi ama mekanizasyon var artık yani. Bu en küçük işletmelerde de var, en büyük işletmelerde de var. Hızla devlet teşviklerinin bu mekanizasyonu arttıracak şekilde işçi sayısını, çünkü insanlar gerçekten bu işte uğraşmayı bıraktıklarında, ki şu anda uğraşanlar 50 yaş ve üzerinde insanlar, bunları bıraktıklarında yerine insan bulamayacaklar çalışmaya, ki gerçek sorun da ondan geliyor ve gerçekten de ciddi bir sorun. Hızlı hızlı konuşuyorum. Üreticinin hem büyük hem küçük hepsinin hayat sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilmesi, karlı bir hayvancılık yapabilmesi için en önemli şart kendi kaba yem kaynaklarını kendilerinin üretebiliyor olması lazım. En azından bunların miktarını gün içerisinde, geçen yıllar içerisinde artırabiliyor olma hedefleri olması lazım. Yoksa bu yem arttı, yem azaldı, kar arttı, bu ikilemden çıkamayız biz. Dünya bu işi kalıcı bir çözüm üretmek lazım. Kalıcı bir çözümdür bu. Kendi kaba yemini üreten insanlar hayatta kalır. Ama sürekli dışarıya bağımlıysanız dışarıdaki kaba yemin fiyatından etkilenmeden bu işi yapamazsınız. Ha, zaten dalgalı bir konsantre yem fiyatı varken sizin ayakta kalma şansınız yok. Eğer kaba yemi kendiniz üretiyorsanız alternatif rasyon çözümlerini de üretmeniz çok kolay. Kaba yeminizin 30 nişasta, 35 kuru maddede bir mısır silajı olması neredeyse bir konsantre yeme denktir. Hızlı hızlı söylüyorum ben de. Peki bunların içerisinde hem Nurettin Hocam söyledi kısmen hem de Sezgin Hocam söyledi. Bizi ne bekliyor? Tehdit nedir? Kuraklık. O zaman hocamla bahsettiğim evet, su olayı çok... Evet, kuraklık. O zaman ne yapmamız lazım? Biz kuraklığı göz önünde hem sıcak stresi hayvanları genetik olarak hocam da kabul eder. O yöne doğru bir ıslah çalışması yapmamız lazım. Hem de sözünü keserim ama bazı şeylerde bunun hayvancılıkla çok yakından ilgini gösteren programlar yapılıyor. Evet, evet. O da dikkat alınması yani gerekiyor. Hem bu sıcak stresine dayanıklı ıslah çalışmalarının yapılması hem de kaba yem kaynaklarının ve diğer konsantre yem kaynaklarının bu yöne doğru gitmesi lazım. Ki ben derslerimde 10 yıllardır söylüyorum bunu. Bir Adana çocuğu olarak kuraklığı en iyi ben bilirim. Çünkü su olmadığı zaman orada hiçbir şey olmaz. Kurak tarım da yapmışlığımız var. Sorgum iyi bir seçenektir. Sadece bir tane seçeneklerden bir tanesi. Mısır alternatiftir. Lütfen üreticilerimizin not alıp değerlendirmesini rica ediyorum. Yani her tarafı mısır oldu hocam. O da her ayrı bir mısır, evet, ama sorgum da mısıra evet, denktir. Evet. Enerjisi de öyledir, silajı da öyledir. Mutlaka değerlendirilmesi lazım gelen bitkilerden bir tanesidir. Alternatif kaynak olarak. Peki alternatif kaynak olarak başka ne var? Ben yaklaşık 12 yıldır kullandığım nemli mısır var. Nemli mısırı depolayıp, yani bu bir enerji kaynağıdır. Nemli mısırı depolarsınız, 3 yıl, 2 yıl hiç bozulmadan kullanabilirsiniz. Şu anda ben 3 yıldır kullandığım nemli mısırım var. Öyle söyleyeyim. Yani 3 yıl önce 1000 liradan aldığım, şu gün 5000 lira olan mısırı kullanıyorum ben. Hiçbir yatırım aracı, ne dolarınız ne altınız bu kadar para etmez. Sizin sütünüz de bu kadar para etmiyor zaten. Yani hani dolayısıyla 1000 liraya, 2000 liraya aldığınız şeyi, şu gün mısır 8-9 bin lira, siz 2000 liradan almışsınız, onu kullanıyorsunuz. Ben bunu 12 yıldır kullanıyorum. Lütfen üreticilerimiz her şeyi devletten, her şeyi bir başkasından beklemesinler. Eğer karlı bir hayvancılık yapacaklarsa, bugün bunları yapan, eden müteahhitler de var, kendileri de daha sonra yapabilirler. Nemli mısırı mutlaka bir enerji kaynağı olarak rasyonlarına soksunlar. Bu hayatta kalmaları için en önemli noktalardan bir tanesi. Öbürü mısır silajı, diğeri yonca. Yoncanın da alternatifleri var. Fiyi var, işte
üçgülü var. Buna benzer kurak yerlerde bitebilecek alternatiflerin peşinde koşsunlar. Sadece fabrika yemine kalırsanız fabrika yemi arttığı zaman karınız azalır. Oysa ki siz enerji kaynağını depoladığınızda çok yıllar boyunca karlılığınız sürer. Evet. Bir diğer konu, yaptığınız işin saklama, özellikle kurutma ve sılaj yapma esnasında o kadar büyük kayıplar oluşuyor ki sadece sılaj yapmayla ilgili kayıplarının önüne geçseler, hatta üreticilerimiz bu işi kuru madde bazında değerlendirip başka nişastasına biraz detay diyelim ki yani sadece kuru madde bazında sılajdan bile %5'lik bir kazanç sağlasalar belki hayvanlarını bir ay bedavaya beslerler. Çünkü çok ciddi kayıplar oluyor orada. Aynen, evet, aynen. Hocam. Yani şimdi bu hayvan beslemenin sonu yok tabii. Toparlayalım hocam. Toparlayacağım ben de. Bir de yine bir alternatif olarak posalar. Posaları unutmasınlar. Tabii şeker fabrikaları satıldıktan sonra pancar posasının Türkiye'deki yaygınlığı ve yayılımında bir düşme şekillendi ama yine de ciddi miktarda var. Patates var mesela alternatif olarak. Yine gözünü açık tutup evet o gün için domates üreticide para etmedi. Ama domates bende çok para ediyor kardeşim. Yani kuru maddesini ben domatesi depoladığım zaman %22 protein var. Ya kim vermiş bu proteini bana yani? Yine bira posası artıkları mesela %20-22 protein var kuru maddesinde. Kim vermiş bu proteini? Bedava işte. Gidiyorsun soya'ya $550 verene kadar biraz da ondan kullan. Ha bu da bir de bunun müteahhitleri var. Yalnız biraz da onlar da alırken de dikkat etmek lazım yani. Evet. Evet. Yani orası da evet. Söylemeden edemeyeceğim. Tabii Sezgin hocamın da söylediği bir iki konu var. Ortak konularımız süt teşviği aslında kaliteden yapılması lazım elbette. Ama genetik ilerleme o kadar ilerledi ki 50 litre süt verip %4-5 yağ veren sürüler var artık dünyada. 45 litre ortalamalı ve bizim ülkemizde de böyle. Tabii bunların genetikleriyle beraber ilerleme sağlandığı için sağlık problemleri de nispeten biraz daha az olabiliyor o konuda. Ama buzağı ölümlerine katılmamak elde değil. Hocam acayip rakamlar yani. Yani hani çok ciddi evet. Ama bunun da şunu da söylemek lazım. Mesela bizim Sezgin hocamla çalıştığımız yerlerde birlikte hareket ettiğimiz noktalarda %5'ler civarında olurken başka yerlerde %20-25'lere falan çıkıyor hocam öyle evet, değil mi? Evet. Yani netice itibariyle bu kontrol altına alınabilir ama Hakan hocam da söyledi. Bizim ulusal politikalara ihtiyacımız var. Üreticiyi merkez alan ulusal politikalara ihtiyacımız var. İşi bilen liyakatli insanlarla bu işi yapmamız lazım. Evet, ulusal politikalar. Aynen. Evet. Ama üreticiyi merkeze koyan çünkü ana merkez o. Aynen.